Herkese merhabalar. Bugün yeni ve farklı video ile karşınızdayım. Bugün cezaeviyle ilgili bir video çekeceğim. Cezaevinde hükümlü ve tutukluların mektup, faks ve telgraf alma ve gönderme hakkından bahsedeceğim. Şimdi bunun için ilk önce kısaca çok basit bir şekilde cezaevi nedir? Bunu açıklayalım. Cezaevi hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları kurumlardır. En basit tabirle budur. Hükümlü ve tutuklu nedir? Bunu açıklayalım. İkisi arasındaki fark nedir? Hükümlü cezası kesinleşmiş, yani yargılama sonunda artık cezası kesinleşmiş olan kişiye denir. Tutuklu ise henüz daha cezası kesinleşmemiş, yargılaması devam ediyor ama cezaevinde tutulması gerekiyor. Bu tutukludur. İkisi arasındaki fark bu. Birisi cezası kesinleşmiş, bitmiş artık. Diğeri daha yargılaması devam ediyor, cezası kesinleşmemiş kişi demektir. Şimdi bu iki bilgiyi verdikten sonra 5275 sayılı kanunun, yani ceza ve güvenlik tedbirleri infazı hakkındaki kanunun 76. maddesini anlatacağım size. Nedir bu 76. madde? Cezaevindeki hükümlü ve tutuklunun, kısaca ona mahkum diyelim. Cezaevindeki bir mahkumun mektup, faks ve telgraf gönderme ve alma haklarından bahsedeceğim. Nasıl gönderilir? Ne gerekiyor? Sizler nasıl gönderebiliyorsunuz? Yani dışarıdan içerideki yakınlarınıza mahkuma nasıl mektup, faks gönderiliyor? Bunları kısaca bahsetmeye çalışacağım. Madde 76. Şimdi bütün hükümlü ve tutuklular mektup gönderme, faks ve telgraf gönderme hakkına sahiptir. Peki mektup nasıl gönderebilir? Hemen kısa ve basit bir şekilde açıklamaya çalışayım. Mektup gönderebilmesi için ilk öncelikle cezaevine girdi. Artık diyelim. Mektup gönderebilmesi için ilk önce herhangi bir artık ne varsa A4 kağıdı olur, çizgili kağıdı olur, mektubunu yazıyor. Ondan sonra kantinden temin ettiği zarfla, şöyle zarf gösterelim. Zarfın içerisine mektubunu koyuyor. Koyduktan sonra bunun içerisine yine ya kantin fişini ayrıca değineceğim başka bir videomda, veya yine farklı bir dilekçeyle değer şu şekilde bir şey yazması gerekiyor. Bir adet mektup, hesabından kesilmek üzere bir adet mektup. Yani şu, ücretini mahkum kendisi ödüyor. Mektup göndereceğinde zamanda kendisi ücretini ödüyor, ödemek zorunda. Faks göndereceği zaman da, telgraf göndereceği zaman da mahkum ücretini kendisi ödemek zorunda. Peki ücret ne alaka? Onlar para mı taşıyabiliyor? Hayır. Cezaevinde emanet para birimindeki hesabından kesilmesi diye dilekçe yazmak zorunda. Yoksa mektup gönderemez. Ücretli yani. Mektubunu koydu zarfın içerisine. Dilekçesini yazdı. Hesabından bir adet mektup ücreti kesilmesi, yani PTT ücreti kesilmesi diye ilgili birim memurlara teslim etti. Şimdi cezaevlerinde mektup okuma birimi, yani mektup okuma komisyonu vardır. Bütün gönderilen mektuplar cezaevi komisyonu tarafından okunur, incelenir. Şimdi mektubu gönderdi, görevliler topladı. Mektup okuma birimine bu mektuplar gitti. Mektup okuma birimi mektubu açtı, içerisinde çıkardı, okuyor. Herhangi bir sakınca, herhangi bir sorun yoksa mahkumun yazmış olduğu adrese mektubu PTT'ye ulaştırır, mahkumun yazmış olduğu adrese gönderilmesi için. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Peki mektubu açtığı görevli, mektup okuma komisyonunda biriminde görevli memur mektubu açtı. Mektubun içerisinde hakaret, tehdit veya şifreli haberleşme diyelim. Bu gibi şeyler tespit ederse mektup gönderilmez. Neden? Mektup muhafaza altına alınır. Evet, bu yasaktır. İçerisinde hakaret, tehdit, hedef gösterici ve benzeri şeyler varsa mektup gönderilmez, cezaevi idaresi tarafından muhafaza altına alınır. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi şöyle bir şey. Bu cezaevi idaresi tarafından mahkuma tebliğ edilir. Der ki mektubunda sakıncalı bölümler var, biz bu mektubu gönderemeyiz diye disiplin kurulu tebliğ etmek zorunda. Tebliğ etti. Mahkumun buna itiraz etme hakkı vardır. İnfaz hakimliğine der ki, dilekçe yazar, benim gönderdiğim mektupta eğer gerçekten yoksa
buna infaz hakimliğine dilekçe yazar. Der ki ben mektubumda herhangi bir hakaret tehdit yoktur. İtiraz ediyorum diye infaz hakimliğine gönderilmesi için bir dilekçe yazar. İnfaz hakimliğinin vereceği karara göre cezaevi idaresi tekrar değerlendirme yapar. İnfaz hakimliğinin kararına uymak zorundadır. İnfaz hakimliğinin kararına gelen karara göre peki olumsuz bir karar geldi mahkum açısından ne yapar? Bu sefer infaz hakimliğinin kararına da yanlış hatırlamıyorsun bir hafta içerisinde ağır ceza mahkemesine itiraz etme hakkı vardır. Bir bardak su içeyim. İtiraz etme hakkı vardır. Şimdi bu süreç bu şekilde işliyor. Siz içerideki bir mahkuma mektup göndereceğiniz zaman işlem nedir? Mektubu yazdınız, PTT'ye verdiniz. Yalnız mektupta şöyle bir şey, gönderici arkasına adresi, adı, soyadı falan, alıcı, cezaevindeki yakınınız kimse, cezaevindeki yakınınız, adı, soyadı, cezaevi, hangi cezaevinde kalıyorsa bunu öğrenin. Hangi koğuşta kalıyorsa telefon açın mektup göndermeden önce. Koğuşunu yazarsınız. Daha basit olur. Ha, koğuşu bilmiyorsanız da çok problem olmaz. Cezaevini muhakkak yazmak zorundasınız zaten. Onun dışında siz gönderdiğiniz mektuplarda mektup okuma komisyonuna gider. Cezaevindeki sizin gönderdiğiniz mektuplarda bu komisyon tarafından açıp okunur. Eğer herhangi bir yine sorun yoksa mektuplarınız mahkuma teslim edilir görüldü kaşesi basılarak. Eğer herhangi bir sizin gönderdiğiniz mektupta, mahkuma gönderdiğiniz mektupta da herhangi bir sorun varsa, tehdit varsa, hakaret varsa veya herhangi bir tehlike oluşturabilecek başka şeyler varsa ne olur? Cezaevi idaresi bu mektubu mahkuma vermeyebilir. Evet, incelemek üzere kayıt altına alır. Ondan sonra incelenir. Eğer içerisinde sadece bir 3-5 kelime varsa yani zararlı olabilecek. Bunların bu mektubun fotokopisini çeker. Bu kelimeleri görünmeyecek şekilde karalar. Bu şekilde mektubu mahkuma teslim eder. Eğer genel itibariyle içeriğinde çok sakıncalı şeyler varsa bunu teslim etmez. Bunu teslim etmez. Kayıt altına alır. Daha sonra bunu disiplin kurulu mahkuma bildirir. Size gelen mektupta bu şekilde sakıncalı şeyler var. Biz bunu size teslim edemeyeceğiz diye. Buradan sonraki aşama nedir? Yine mahkumun itiraz etme hakkı vardır. İnfaz hakimliğine dilekçe yazarak bana gelen mektupta herhangi bir sakıncalı bir şey yoktur diye itiraz edilir. İnfaz hakimliği itiraza dilekçeye binaen gerekli incelemeleri yapar. Ona göre karar verir. İnfaz hakimliğinin vereceği karara cezaevi idaresi de uymak zorundadır zaten. Ona göre. Onun dışında başka ne açıklayabiliriz? Ağır cezalar. Mahkumun savunma, avukat ve adli mercilere göndermiş olduğu dilekçeler, mektuplar incelemeye tabi değildir. Yalnız burada şu var. Avukatlara gönderilen veya gönderilecek mektupları sonradan eklenen bir fıkra mı, madde mi ne diyeyim artık tam emin değilim. Galiba inceleyebiliyor cezaevi idaresi diye biliyorum. Onu tam öğrenmem lazım. Ben de bilmiyorum. Sonradan gönderilen, avukatlara gönderilen mektupları inceleyebiliyor diye biliyorum. Ama adli mercilere, mahkemelere falan yazılan evrakları inceleyemez. Onun dışında cezaevi mahkumun cezaevi savcısına kapalı zarf gönderme hakkı vardır. Nedir bu kapalı zarf? Örnek veriyorum, cezaeviyle herhangi bir sorun yaşadı. Sorununu yazar. A4 kağıdını artık nasıl bir kağıt bulabiliyorsa çok mühim değil. Zarfın içine koydu. Yapıştırdı. Piritle, yapıştırıcıyla, ukuvayla neyse veya bantladı, kapattı. Cezaevi savcılığına der, yazar ve cezaevi savcılığına der, yazar ve bunu cezaevi savcısına gönderir. Bu cezaevi savcısına gönderilen mektubu cezaevi idaresi inceleyemez, açamaz, okuyamaz. Bunun ismi kapalı zarf olarak geçer.
Onun dışında herhangi başka ne kaldı diye düşündüm. Mektup alma verme. Aynı şekilde faksla da o şekilde ücreti hesabından karşılanmak üzere şu şu numaraya faks çekilmesini, şu şu dilekçemi faks çekilmesini diye faks da çekebilir. Aynı şekilde telgraf da o şekilde. Onun dışında anlatacağım madde 76 bu kadar. Sorularınız olursa yine yorum kısmına yazarsınız. Ben deniz cevaplamaya çalışırım. Hoşça kalın. Cezaevi ile ilgili bir sonraki videom açık görüş ve kapalı görüşler olacak. Açık, o da ayrı bir konu, upuzun bir konu zaten. Onunla da ilgili sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi davranın.